Sürekli dizi çizgi filminde neredeyse birçok bölümde gördüğümüz bu tavuk kanatın aslında tavuk kanat olmadığını biliyor muydunuz? Bu videoda buna bakacağız ama önce... Dostlarım, bu tarz videoları hazırlamak için saatlerimi harcıyorum. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmadan videoyu izleyip geçiyor maalesef. Dilerseniz gelin hep beraber videoya geçelim. İyi seyirler. Evet, uzun bir videoya başlıyoruz. Çizgi filmin birçok bölümünde bu tavuk kanatları görüyoruz. Neden bu kadar çok kanat yiyorlar hepsi? Yiyecek başka bir şey olmadığından mı? Veya tadı güzel olduğundan mı? Aslında hayır. Bu videoda tavuk kanatın alkol olduğuna dair kanıt niteliğinde teorilerim var. Şimdi hepsine bakacağız. Ama bir uyarı geçmek istiyorum önce. Alkol içmenin ne kadar zararlı olduğunu ve kesinlikle kullanmamanız gerektiğini hatırlattıktan sonra şimdi başlayabiliriz. Çizgi filmde olan tavuk kanat kısımlarını gelin hep beraber bakalım önce. İlk olarak bekarlığa veda partisi bölümüne bakalım. Bu bölümde parti düzenliyorlar ve parti için tavuk kanat arıyorlar. Genelde partide tavuk kanat değil alkol olur ama tabii bu kesinlik sağlamıyor. Aynı bölümde gün batımında tüm arkadaşlar toplanmış beraber kanat yiyorlar. Genelde gün batımında insan alkol içer. Ya tabii bu tercih meselesi. Bu yüzden fazla üstünde durmayacağım bunun. Gelin diğerlerine bakalım. Genellikle alkol içenlerin sergilediği garip davranışlar ve Benson'dan beklenmedik bir şekilde içten gelen konuşmalar görüyoruz. Vedasında Skips daha fazla içme der gibi uyarıyor Benson'ı. Hey, take it easy on those wings, Benson. Hadi bunun da tesadüf olduğunu varsayıp yerlerine bakalım. Burada da genelde üzgün iken alkol içenler gibi Benson üzgün olduğu zaman da tavuk kanat yiyor. Ve açıkça sana içiyorum diyor. To you, suit. Tamam, belki elindeki acı sosa diyor olabilir. Bu da bir olasılık. Yerlerine bakalım. Burada da Benson kız arkadaşıyla tavuk kanat yediğini görüyoruz. İnsanlar genelde sevgilileriyle alkol içer. Tabii bu bayağı bir göreceli bir konu. Ya ben çiğ köfte yemeyi tercih ederdim. Bir de geyri kısmı var. Sorry. Geyirik yapar mı? Hemen bakalım. Pekala, belki bu da bir tesadüf olabilir. Yerlerine bakalım en iyisi. Parkı kaybedecekleri güne bakalım. Üzgünler ve hepsi çardakta toplanıp tavuk kanat yiyorlar. Ve Benson çalıştığım en iyi ekibin şerefine diyor. Here's to the best crew I've ever worked with. Bu kelime genellikle alkol içerken söylenir. Bu da kanıt gibi bir şey aslında. Hatta dağızı da var. Dikkatlice izlerseniz daha fazla yedikçe sarhoş gibi hareketler sergilediklerini görebilirsiniz. To think of it, where are we? End up in East Park. How many wings have we had? Bir de son olarak buraya bakalım. Burada Benson sevgilisinden ayrılıyor ve ağlaya ağlaya bir sürü tavuk kanat yediğini görüyoruz. Dizideki tavuk kanat baya baya alkolü çağrıştırıyor. Birçok sahnede bunların yaşanması sizce tesadüf olabilir mi? Peki gelelim tavuk kanata böyle bir şeyi neden uyarladıklarına. Bunun sebebi aslında sürekli dizinin başta çocuklara yönelik değil yetişkinlere yönelik çıkması planlanıyordu. Hatta yetişkinler için bir bölüm çıkarılmıştı bile. O bölümü izlerseniz zaten her şeyi anlarsınız. Onunla ilgili bir video yaptım, sağ üstte kartlardan izleyebilirsiniz. Kısaca içtikleri bir şeyden sonra Benson normal insan iken kendini bir sakız makinesi olarak görüyor. Mordecai'da alakarga olarak, yani bildiğimiz halleriyle kendilerini görüyorlar. Daha sonradan dizi çocuklara yönelik çıkması planlandı ve günümüzde bildiğimiz sürekli dizi çıktı. Neden kanat konusuna dönersek de basitçe televizyonda yayınlanan bir çizgi filmi alkol koyamayacaklarından bir nevi alkolü tavuk kanata çevirmişler. Zaten Türkiye'de sürekli dizinin birçok sahnesi yayınlanmıyor. İnternette bulunan sürekli dizi bölümlerini izlerseniz televizyondakinden bayağı farklı bölümler olduğunu da göreceksiniz. Bunun sebebi de televizyon başında izleyen küçük kardeşlerimizin olması. Bu arada bu televizyonda yayınlanmayan dediğim kısımların birçoğunda tavuk kanat yedikleri sahneler var. Bu da ayrı bir detay. Hep benim düşünceme ve teorilerime bak. Biraz da insanların yazdıklarına, Reddit'te yazılanlara bakalım beraber. Reddit kullanıcılarından biri sürekli gittikleri Winkingdom kanat dükkanının boş zamanlarda takıldıkları bir bar olduğunu iddia etmiş. Bu da mantıklı geldi bana. Çünkü boş zamanlarında genelde hep oralarda toplanıyorlardı. Bir başka kullanıcı ise kanatların değil sosların içinde alkol olduğunu, bandırdıkları için böyle olduğunu söylemiş. Ama bu tezi çürüten bir olay var. Birçok sahnede tavuğu sosa bandırmadıkları halde bu tarz olaylar yaşanıyor. Yani bu tez çürüyor. Reddit'te bazı kullanıcılar ise kaç tane tavuk kanatın bir alkole eşit olduğunu hesaplamış ve 6 ile 12 arasında bir şey olduğu sonucuna varmış. Bunu nasıl hesapladıklarına dair hiçbir fikrim yok. Tabii bu söylediklerimiz teori. Bana göre çok fazla kanıt olan teoriler ama kesinliği yok tabii. Biraz uzun bir video oldu biliyorum ama bayağı araştırma olsun. Videoyu çekmesi, editlemesi, kaydetmesi, her şeyle bayağı emek verdiğim, saatlerimi harcadığım bir video oldu. Umarım karşılığını alırım. Beklentim yüksek bu videodan. En az 1000 görüntülenme bekliyorum. Siz de beğenip abone olup destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Siz bu tavuk kanat teorim hakkında düşüncelerinizi ve fikirlerinizi, yorumlarınızı kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.